Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Huawei Video Editor Plus'ı ne yapabileceğinizi, neler yapabileceğinizi göstereceğim. Ben bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. 2,5-3 dakikalık videolarda nasıl yeşil ekran kullanabileceğinizi, videonuza nasıl altyazı ekleyebileceğinizi ve nasıl böyle çok güzel bir intro yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi kanal böyle seneler var, onlarla var. Başlayalım isterseniz. Dostlar, ilk olarak uygulamayı açtığımızda gelen içi aktar bölümlerinden medya dosyası ekle, video kaydet, klasör ekle, ekran kaydı kaydet bölümleri var. Burada örnek videolarımız var gördüğünüz gibi. Kamera, para, statik, şehir, volkan ve benzeri şeyler var burada. Mesela ben buradan şehir alalım. Statik alalım. Volkan alalım, fırtına alalım. Şimdi bunları aldık. Ben bunları kesmek istiyorum. İstemediğim yerler var. Ben bunları nasıl keseceğim? Şimdi dostlar, kesmek istediğiniz videonun üstüne tıklıyoruz. Buradan hangi yerini kesmek istiyorsanız makasa tıklıyorsunuz. Öbür videolarımız da böyle. Bunu da öyle. Bunu da böyle. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi kestik. Bunları üstüne tıklayıp del tuşuna basıp veya üstteki çöp kutusuna tıklayıp silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdiki. Ben mesela şu örnek video olan parayı bunun üstüne nasıl koyacağım? Dostlar, bunu sıçıklıyorsunuz. Buraya değil. Bunun üstünde bulunan bir tane katman var. Oraya atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bunun ayarlamasında size bir videomuzda anlatacağım. Nasıl ayarlayabileceğinizi, bu nasıl bir efektmiş gibi halini kullanabileceğinizi size hep beraber göstereceğim. Şimdi uygulamamızı incelemeye devam edelim. Burada filtreler var gördüğünüz gibi. Mesela eski film gri, yakala, skala, eski film çizikler, eski film vinyet. Mesela bunları atalım. Gördüğünüz gibi videomuz o canlı halinden sanki böyle bir eski hale döndü cidden yani. Burada da gördüğünüz gibi diğer videolarımıza geçiş yapıyor. Ben bu videonun altına hemen altyazı ekleyeceğim. Nasıl eklerim? Buradan gördüğünüz gibi mesela buna tıklıyoruz. Buradan mesela aydınlık.exe yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buna fontun üstteki T yazan yerden tıklayıp buradan seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mesela burada böyle güzel arada nasıl direkt yapılacak bölümü, o da çok yakında geliyor. Onun için de beklemedik onu. Burada gördüğünüz gibi dostlar böyle basit var, sanatsal var, introlar var, baloncuk var, başlıklarım var. Mesela introlardan buradan gördüğünüz gibi gayet böyle güzel videolarımız var. Sanatsaldan gördüğünüz gibi mesela bunun üstünde bunu böyle ekleyip sanki bir habermişçesine bir hava da verebilirsiniz. Aşağı geldiğimizde ise çıkartmalarımız karşılıyor bizi burada. Favorilerimiz var. Burada ne böyle hangi çıkartmanızı favorilerinize eklerseniz buradan o gözükür. Popüler yani en çok kullanılanlar. Çizgi roman, yaz, emoji, nesneler, seyahat, aşk, maskeler. Burada gördüğünüz gibi bunlar böyle eklemek için böyle üstüne sürükleyip direktmen koyabilirsiniz. Burada ise
izlemesi gelecek detaylı bir şekilde size anlatacağım. Burada yakınlaştırma uzaklaştırmamız var. Dengele var. Ve bu bence en güzel şey. Mesela tripodunuz yok. Ve o videoda böyle kamerayı tutan insan böyle eli böyle titriyor. Bu burada aslında onu engellemek için yapılmış bir şey. Bu dengeleme cidden gayet işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi bu videomuz bu kadar dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın.